Karşılığı var yok emin değilim. Kötülüğün de bir karşılığı vardır. Evet sen onlar gibi olma boş ver derlerdi. Para varsa aşk vardır. Para yoksa aşk bitmiştir. Merhabalar değerli NAR TV izleyicileri. Bugün halkımıza her şeyin bir karşılığı var mıdır? Yaptığımız her şey karşılıklı mıdır diye sorduk. Bakalım bizlere nasıl cevaplar bekliyor. Buyurun izleyelim. Bence karşılığı yoktur. İnsanın karakterine bağlı. İnsanın kendi nasıl yapmak isterse o mesela... Mesela sevgi diyelim. İnsan seviyor, bazen de aldatılıyor. Hiçbir şeyin karşılığı net gelmiyor yani öyle diye. Bir de şöyle diyelim, eğitimin bir karşılığı var. İnsan okuyor, bazen de bir yerlere geliyor. Çok iyi bir şey bu. Bazen konudan konuya değişiyor ya. Ne alırsan karşılığı var. Evde alsan, bak da alsan, hanım da alsan gene karşılığı var. Mesela hanım almanın nasıl bir karşılığı var? Hanımın yiyeceği olur, altını olur. Neyi olur? Bir oğlan everme, her şeyin karşılığı oluyor. Peki bir sevginin, bir aşkın karşılığı var mıdır? Para varsa aşk vardır. Para yoksa aşk bitmiştir. Ha, aşk olması için para mı var diyorsunuz? Ha, gönülden severse her şeyine katlanır, onun karşılığı yok. Bence yoktur. Mesela iyiliği bir karşılık tarafından yapmasın. Diyelim rastgele iyilik yaptın. Karşılık için yapmazsın ki bunu. İyilik olsun diye yaparsın. Birine bir kötülük yaptın diyelim. Bunu bir karşılık için mi yaparsın? Yo. Evet. Karşılık için yaparsın. Bazen yaparım. Mesela diyelim biri küfür etti diyelim rastgele. Ben onu döverim. Yani anneme küfür etse. Peki sence bu doğru bir davranış? Mesela şimdi sana kötülük yapan birine... Kötülüklü karşılık vermek doğru bir davranış mı sence? Ben aslında şöyle, normal eskiden olsaydım ben eskiden önüme çıkan bana küfür mü ettiler, gıcık mı ettiler döverdim ama artık anca konuşuyorum. Annem babam da o zamanlar derdi bana, evet sen onlar gibi olma boş ver derlerdi. Ben de taktım bunu kafama, değilim artık yani. Her şeyin bir karşılığı var mıdır dostum? Bazılarının var bazılarının yok bence. Mesela örnek verebilir misin, hangilerinin var hangilerinin yok? Mesela biri seni dövdüyse sen onu dövmek zorunda değilsin. Ki kardeşim çok yapıyor bunu, intikam alıyor sürekli. Bazıları mesela sana borç para veriyor. Sen de ona verebilirsin, istersen de vermeyebilirsin yani. Karşılıklı olmak zorunda değil. Ha mesela karşılığı olan şeylere örnek verebilir misin? Hani bazıları var bazıları yok dedin. Karşılığı olan şeyler nelerdir sence? Karşılığı olan şeyler mesela bazen birinden borç alırsın. Geri onu ödersin karşılıklı. Aynen olabilir yani bu konudan konuya değişebilir. Hani... Ne tür konu olduğuna bağlı. Mesela sizce nelerin karşılığı vardır veya nelerin karşılığı olmaz? Hani konuya göre değişir dediniz ya. Şöyle düşünün. Hani aklıma yani fikir gelmedi yani düşünce şu an. Mesela bir sevginin karşılığı var mıdır? Vardır. Muhakkak bir olmalı zaten. Yani sen tek taraflı seviyorsan o boştur. Yani karşı kişi de seni sevecek ki hani bir sevgi oluşacak. Bence karşılıklı yani. Sevgi olsun. Değil mi? Sevgi, saygı. Sevgi olursa saygı da olur. Hoşgörü olur. Değil mi? Yani biz şey yapıyoruz yani. Bazen de karşılıksız da olabiliyor yani. Mesela ne gibi şeyler karşılıksızdır? Gizli yardım yaparsın. O karşılıksız olur. Yani hayır işleri diyorsun. Evet aynen. Rabbim katında şey olur ama kimse görmezse şey yapıyor ama Rabbim görüyor diyor yani onun için şey yapıyoruz da. Yoksa sevgi karşılıklı oluyor. Saygı karşılıklı oluyor. Ya mesela benim birini sevebilmem için ya iki tarafın da mı birbirini sevmesi gerekir? Tabii canım iki tarafın birbirini sevmesi gerekir. Sizce her şey karşılıklı mıdır? Vallahi her şey karşılıklı olmaz pek. Mesela nelerin karşılığı olmaz? Mesela iyiliğin mesela karşılığı olmaz. Yani o yaparsın kendi hayrın olur. Peki başka verebileceğiniz bir örnek var mı? Mesela şunun karşılığı olmaz. Vallahi şimdi öyle bir dünyada yaşıyor ki hep çıkar üzerine kurulmuş. Şimdi kimisine ters düşer, kimisine doğru olur. Mesela bana ters. Bir şey yaptığın zaman onun karşılığı beklemek de doğru değil yani. Bunu Allah için yaparsın, doğru mu? İyiliğin de bir karşılığı vardır. Ama sen bunu beklemeyeceksin. Kötülüğün de bir karşılığı vardır. Tamam mı? Yani bu yaşam biçimidir ya. Hani kötülük yaparsan onunla mutlaka karşılaşırsın. İyilik yaparsan da o iyilikle de karşılaşırsın. Yani mevzu her şey karşılık mı derken yani biri sana kibarlık yapmış sana karşılık kibarlık yapmak zorunda. İmkanın el verdiği zaman yapmak zorundasın yani.
bence insanın kendine özgü iyi bir şey ya. İyi bir şey yani. Kötülüğe karşılık vermek iyi değil tabii ki ne. İyiliğe karşılık vermek iyidir. Çok bir soru, zor bir soru sordun yani. Ama bu çok değişken bir soru ya. Ben olsam kötülüğe iyilikle cevap verirdim. İyiliğe de iyilikle cevap verirdim. Hiç kötülükle cevap vermezdim diyorsunuz. Yok, o zaman hayat durur ya. Bence öyle yani, sonun öyle bağlayacak. Kötülüğe iyilikle karşılık verirdim. İyiliğe de iyilikle karşılık verirdim. Ya sevginin karşılığı var, arkadaşlığın karşılığı vardır. Efendim, bir insana yardım ettiğin zaman bunun karşılığı vardır. Yani manevi yönden. Karşılığı vardır yani. Karşılıksız tahmin etmiyorum şey. Çok müstesna insanlar buna efendim şey yapmazlar. Fakat ekseriyette karşılığı vardır ya. Yani her şeyin karşılığı vardır diyorsunuz. Bu hayatta yaptığımız her şeyin. Ya var tabii canım. Çalışmanın karşılığı vardır. Emeğin karşılığı vardır. Yani.